CHP vereceğiz. Neden CHP? Başka parti mi var? AK Parti. Çünkü CHP'de o ışığı göremiyorum maalesef. AKP. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Zeytinburnu ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra like atmayı unutmayın. İyi seyirler. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden efendim? Neden ben anadan doğma CHP'liyim. Tamam. Oyumuzu AK Parti'ye vermeyiz. Peki onu anladık. Kime vereceksiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neden AK Parti'ye vermiyorsunuz? Ya perişan durumdayız. Emekliyim ben. Geçinemiyoruz. Peki CHP neden? Efendim? Neden CHP? CHP'den. CHP'de de bak asgari ücret ne yaptı? Hükümet 2800 yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi 3100 yaptı. Neden vermeyeyim? Fakir fukara anlıyor diye. Ben hiçbir partiye oy vermeyi düşünmüyorum. Neden kızgınsınız efendim? Valla hangi partiye oy verdiysek umduğumuzu bulamadık yani. Dolayısıyla oy yok. Oy, valla şu anda kararsızım yani. Oy vermeyi düşünmüyorum. Oyumuz CHP. Neden CHP? Bu 10-15 yıldır çok sıkıntı çekiyoruz. Esnafından, çiftçisinden tut mağduruna kadar hepimiz sıkıntı çektik. Değişsin diye CHP. Cim, evet, yönetim değişirse CHP'ye vereceğiz. Valla kime veriyoruz? Biz CHP'ye veriyoruz. Neden CHP? Abi bu, ben şahsen Zeytinburnu Belediyesi'nden çalışıyordum. Bu pandemin şeysinde işçi çıkarması da yoktu sözde. Belediye işçi çıkardı mı ki? Tabii çıkardı. Bu kod 29'da bizi çıkardılar. Ne işsiz aldı? Ne demek oluyor kod 29? Bilmiyorum artık, bir yasa koydular. O yasalar hepsi onların elinde abi. Siz hangi bölümde çalışıyor? Bu ilginç, ben ilk kez duydum. Biz temizlik işinden çalışıyorduk. Şuverlikten şeye bizi attılar. Süpürgeye en son. Baktılar biz mesela parti olarak, siyaset olarak AK Partili olmasan direktmen bölge değiştirdiler, şey ettiler. En son bizi çıkardılar. Şimdi de mahkemeye verdi. Gerekçe ne sundular efendim? Kaç sene çalışıyordunuz? Biz çalışan mesela biz de aynı bölgede 9 kişiydik. 14 kişi işini yapıyorduk. Ki işçi eksizliği vardı. Ne zaman çıkardılar sizi? Oldu, 5 ay oldu. Ne, dava açtınız? Dava açtık, daha mahkemeye bu 5. ayın 31'indedir mahkememiz. Tamam. Hiçbirine, ben oy kullanmıyorum, hepsi İngilizcası. Nereden biliyorsunuz? Ben biliyorum, yapılan işten günlük soygun 200-300 milyon dolar. Medyanın tamamı casus. Bakın Avrupa'nın... Biz hariç. Siz hariç tabii, sosyal medya demiyorum, evet. Ve sizin küçük medya. Siz kartel ediyorsunuz. Medyanın tamamı casus ve Türk değil. Ha, özür dilerim, ben ırkçı değilim, hepsi Ermeni dönmesi. Ha? Ayarlanmış tezgah. Avrupa'nın vitrinleri Türk malı. Rusya'nın Türk malı. Raflarda Türk malı. 500 milyon nüfusu besliyoruz. 150-200 milyon nüfusu besleyecek üretimimiz var. Neden bir tartışma başlatılmıyor? Bu üretimi bu halka nasıl tükettirebiliriz diye. Biz ürettiğimizi tüketmezsek işsizlik olur mu? Abi ben hatırlıyorum, daha önce bir sokak röportajımızda Erbakan'ı ben geç anladım. Erbakan dünyanın en büyük devrimcisidir. Şu an oğlu kurdu. O da mı İngilizcasısı? Yeniden Rafa Partisi'ni kurdu oğlu. Oğlu İngilizcasısı değil ama arkasındaki güç İngilizcasısı. Tayyip'i düşürmeye çalışıyorlar. Aynı masa, müsiyat, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk geldi, müsiyadı içeriden ele geçirdi. Mossad'tır bunlar. Gitti bunlar da AKP'yi ele geçirdi. Müsiyadın ismi Mossad mı diyorsun? Mossad, müsiyat Mossad'ın kendisidir. Abi Türk, sen çok kesin, sen çok kesin konuşuyorsun. Ben mühendisim, mühendis gibi konuşurum, çıksın karşıma. Ben mühendisim, ispat ama ederim. Ama mühendis olman, onların Mossad olduğunu nereden biliyorsun? Belge var mı? Ne soracaksın? İcraatından belli. Sıkı para politikası uyguluyor. Bak şu anda iki tane ekonomi kurmayı geldi. Ağbal ve diğeri. Sıkı para politikası. Bu ne demek oluyor? Ne demek oluyor? Sıkı para politikasıyla faiz yükselir. Faiz yükselince kim faizi alıyor? İngiliz. Bankaları İngiliz'e teslim eden CHP. Yine İngiliz casusu. Evet. Tayyip'i kuşattılar İngiliz casusları. Öyle mi diyorsun? Tabii, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk kimi zengin ettiyse arkasına bakın, kesinlikle açık konuşayım, Ermeni dönmesidir.
Bunlar Said'in Nursi'nin yetiştirdiği tarikatlar bugün casus olarak Türkiye'nin yönetiminde görevini aldı. Tamam mı? Ben çıksınlar karşıma. Ya ürettiğini tükettirmezsen, üretim tüketilmezse o üretim ocağı durur. O atölye durur. İşsizlik olur. Tamam, o anlaşılır. Bak hem refah olmaz, hem halk ürettiğini tüketmelidir ya. Tamam. CHP. CHP. Evet. Neden CHP? Şu anda CHP. FETÖ olayından sonra AK Parti'den CHP'ye döndüm. Tamam. Bu seçim olsaydı Davut'a vereceğim. Ahmet Davutoğlu. Neden gelecek? Davutoğlu. Neden gelecek partisi? Tabii ona vereceğiz. Bunu bak git bak nasıl şey nereden nereye götürüyorlar kuruyorlar. Tamam. İyi Parti'ye veririm. Neden İyi Parti efendim? Neden İyi Parti'ye veririm? Şu anda en iyi muhalefeti yapan İyi Parti. Ya zaten tamam. İyi Parti Davut aynıdır tamam. Oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne kullanacağım. Neden efendim? Şu anda ülkenin gerçek değerlerini savunan tek parti. Ayrıca Cumhur İttifakı'nda olan, Millet İttifakı'nda olan partiler de aynı keza, aynı duyarlılık içinde, vatanseverlik, milliyetçilik içerisinde gerçek anlamda ülkemizin anına, TC'sine, vatan değerlerine, toprağımızın satılmaması için, insanların hakkını koruyan yasaların çıkması için, canla başla uğraştıkları için birinci tercihim kesinlikle CHP'dir. Tamam. Aksi takdirde diğer birleşenlere de oy verilebilir. Oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm. Neden CHP? Çünkü şöyle, yani CHP olarak demiyorum da bu hükümetten 17-18 senedir vatandaş olarak hiçbir şeyi göremedik, yani bir faydasını yol yaptık, göremedik. Köprü yaptık, baraj yaptık, okul yaptık, uçuyoruz, uçtuk. Tamam, sağ olsun yol yaptı da yani şimdi bunu kendi cebinden de yapmadı. Artı bir de şunu söyleyeyim, yolun, köprünün bize hiçbir faydası yok ki vatandaşa. Yol medeniyettir diyorlar efendim. Yol medeniyettir ama medeniyet yolla olmuyor yani. Peki. Adaletli olana. Ama işte bize siyasi kim adaletli? Bir sonra. Bugün Perşembe pazar bir seçim var. Kime verirdim? Evet. O sizin yani, korkmayın. Evet, söyleyebilirsiniz. Valla AK Parti. Neden AK Parti? Neden? Görüyor musunuz değil mi Rabia? Neden AK Parti? Şundan dolayı. Şimdi adam dediğini yapıyor, bir de konuşması iyi, ondan AK Parti. Oyum HDP. Neden Halkların Demokratik Partisi? Neden? Çünkü ona vereceğim. Vallahi AKP'nin dışında düşünürüm. Şimdiye kadar. Neden AKP'nin dışı? AKP'de ya yok. Maaşlar eridi, ben emekliyim. Geçiremiyorum. Ondan... Şimdiye kadar AKP verdiniz mi AK Parti'ye hiç? Hep verdim. Ne zamandan sonra vermeyeceksin? Büyükşehir Belediyesi'nde vermedim. Ama onları hep veriyorum. Verdim. Ondan AK Parti bir seçmen kaybetti. Kaybetti. Peki kime vereceksiniz abi? Valla şu an kim olursa, emekliye kim hani hakkını verirse, askeri ücreti kim verirse ona vereceğim. Askeri ücret bile bir kira parası oldu. Eridi. HDP'ye vereceğim. Neden Halkların Demokratik Partisi efendim? Eziliyor herkes, birleşiyor, onları yok etmeye çalışıyorlar. Halkın seçimiyle, oyuyla başa gelen bir milletvekili veto ediliyor, hapse atılıyor, bilmem ne yapılıyor. Bu demokrasi var mı bu ülkede? Soracağım. Belediye değil. Ben herkesin dini, siyasi, kişisel düşünceleri farklı olmak kaydıyla saygı duyduğumu belirtmek istiyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne, yani muhalefet partisine veririm. Neden CHP efendim? Çünkü Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere Mansur Yavaş'ın faaliyetlerini görüyorum. Allah razı olsun, hepsinden çok iyi sosyal sorumluluk projeleri de dahil olmak üzere bir sürü insana yardımcı oluyorlar. Tamam. Tabii benim düşüncelerime katılmaya da bilirsiniz, özgürsünüz. Vallahi şimdi oyuna sevap gizli. Ben onu şimdi sen söyleyemem de. Olabilir. Kim memleket için hayırlısını vereceğiz. Tamam. CHP'ye vereceğiz. Neden CHP? Başka parti mi var çalmayan? 17 parti var. Var da ya, sen görüyorsun vaziyeti, memleketin hali. Tamam. Kesinlikle AK Parti ve MHP'nin olduğu yere oyum yok. Neden efendim? Yok. Onlara oy verdiğim zaman kolum kırılır. Mümkün değildir. Niye 12'sine çok kızgınsınız efendim? Abi zararlar mı oldu size? Ne oldu? Ya zarar derken ülkenin zararı, her vatandaşın zararı. Yol yaptık, köprü yaptık, baraj yaptık diyorlar. Kesinlikle.
kim de olsa yapacak. O zaten normal bir siyasetçi vatandaşın görebilir onu. Yol yapma, köprü yapma, çeşme yapma, bunlar vatandaşın evet, görebilir. MHP ve AK Parti'ye yok kime var? CHP olur, HDP olur fark etmez. Neden CHP efendim? Neden CHP? Ya da neden HDP? Evet. Hakaret, zulme uğradığı için. AKP. Neden AK Parti? Çok iyi. Oyumu oraya vereceğim abi. Tamam. CHP Kılıçdaroğlu'na. Neden CHP efendim? Çünkü Kılıçdaroğlu dürüst olduğu için halkın sorunlarını, sıkıntılarını genel kurulda dile getirdiği için halkın sıkıntısını, bunalımını soru önergesiyle, araştırma önergesiyle dile getiren bir kişi olduğu için, dürüst olduğu için ona vereceğim. Tamam. AK Parti'ye vereceğim. Neden Adalet ve Kalkınma Partisi? Çünkü partiler özlerini yitirdiler ya. Yani. AK Parti yitirmedi mi daha? Bugün AK Parti'yi indirmek için HDP'yle, teröristlerle işbirliği yapıyorlar. Atatürk'ün partisi bile bu işbirliğini içinde. Ondan olamaz dolayı böyle bir şey yani. Tamam, ondan dolayı kabul etmez. Ondan bu millet Çanakkale'de aç kalmıştır ama vatanını, milletini korumuştur ya. Yani. Tamam. Yani bugün HDP'nin PKK'nın siyasi kadrosunda olduğu bilindiği halde bugün mecliste ve onlarla ittifak yapıyor. Niye? AK Parti'yi indirmek için. Ha, AK Parti çok mu güzel yönetiyor ülkemizi? Değil. Güzel yönetmiyor yani. Bir defa halkın şu anki içine düşmüş olduğu. Niye oy veriyorsun güzel? Niye oy veriyorsun? Başka yok. Tutup da vatan hainlerine oy veremez. Fatih Erbakan Parti var, Ahmet Davutoğlu var, Ali Babacan'ın var. AK Parti 18 yıldır savunma alanında olsun, ülkemizde yol, köprü çalışmaları konusunda olsun çok büyük bir ilerlemeler kaydetti. O anlaşıldı, AK Parti öleceksiniz. Kopmasın diye. AK Parti. Neden AK Parti efendim? Çünkü CHP'de o ışığı göremiyorum maalesef.